Selam arkadaşlar. Bugün Kadıköy Film Kulübü'ndeyiz. Sizler Kadıköy Film Kulübü videolarını çok seviyorsunuz. Hem talep geliyor sizden hem de izlenme oranları gerçekten yüksek geliyor. Biz de Çağatay'la birlikte bu sefer ne yaparız diye düşündük. Her ikimizin de ortak zevki olan gerilim ve korku filmleri en iyi 15'ini yapalım istedik. Sağ olsun Kadıköy Film Kulübü üyeleri de bize yardımlarını esirgemediler. Ve bir 15 film çıkardık ortaya. Şimdi Çağatay'la birlikte bunları sizle paylaşacağız. Umarım beğenirsiniz. Selam arkadaşlar. Bugün Kadıköy Film Kulübü'nde yine sevgili Çağatay'la birlikteyiz. Şimdi şuradan ön dekordan anladığınız üzere bugünkü videomuzun konusu dünya tarihinin en iyi korku filmleri. Biz onu salt korku filmi olarak nitelemedik. Korku ve gerilim diye bir dal açtık. Yine bazı çok sevdiğimiz, her ikimizin de çok sevdiği ama bilim kurguya da kaçan korkular vardı ki mesela Ridley Scott'ın Alien, işte John Carpenter'ın The Thing gibi. Onları biz bilim kurgu kategorisinde değerlendirme kararı aldık. Bugünküler gerilim ve korku filmleri. Dünya sinema tarihinin en iyi 15 gerilim ve korku filmi. Yine bizlerin seçtiği ve yine üyelerimizden aldığımız feedbackler neticesinde bugün masamızı doldurduk. Aynen. Keyifli bir video, keyifli bir program olacak. Takipte kalın. Evet, sağ olsun Kadıköy Film Kulübü üyeleri bize bu konularda gerçekten ciddi yardım ediyorlar. Hatta ve hatta bazen bizde olmayan bir DVD oluyor, onları da getiriyorlar kendi arşivlerinde varsa. O yüzden hepsine öncelikle zaten çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Peki, lafı uzattık. Anladım. Peki, hemen başlayalım. Dünya sinema tarihi en iyi 15 korku ve gerilim filmi. 15 numaradan başlıyoruz. 15 numarada kim var? Büyük usta Alfred Hitchcock ve Kuşlar, Birds. Abi yıl 63'e giriyoruz. Korku ve gerilim üstadı. Kuşkusuz ki, Kuşlar. Çok konuştum üzerine. Örneğin şöyle bir değineyim. Filmin müziği abi, fon müziği tamamen Kuşların gerçek sesi. Doğrudur. Bir röportajında soruyorlar. Ya neyin korkusunu yapamazsın? Doğru. Bunu konuşmuştuk. Evet. O da Kuşlar demişti. İşte bakın Kuşlar elimizde ve sinemanın kült yapımlarından bir tanesi oldu. Evet. Bu kadar masum hayvancıkların film içinde gerim gerim gerdirdiği bir enteresan film. Neticede Hitchcock gibi bir usta çekerse her şey olabiliyor. Kesinlikle bizim öyle. Listemizin de 15 numarasında Alfred Hitchcock'un Kuşlar filmi var, Birds. Geldik 14 numaraya. 14 numara Kuşlara nazaran daha yeni bir film, bir Wes Craven filmi. Scream veya Çığlık. Yani bunun maskeleri herhalde bir dönem bütün gençlerin yüzlerini süsledi diye düşünüyorum. Milyonlarca sattı desek abartmamış oluruz abi. Yıl 96'ya gidiyoruz. Evet. İyi oyunculuklar, ciddi bir gizem, ciddi bir gerilim. Yönetmen de iyi yönetmen. Tabii Wes Craven ister istemez. Şöyle bir yazı var. Telefona cevap verme, kapıyı açma, kaçmaya çalışma. Evet. Scream, Çığlık, enteresan bir korku filmi. Bizim listemizin de 14 numarasında. Bu arada abi şöyle, biliyorsunuz ki bir seridir. Evet. Fakat ilk filmi tabii ki ister istemez. Ya tabii devam filmleri çekildi. Yani iyi gişe yapan filmlerin doğal olarak devam filmleri geliyor. Ama biz hepsini birlikte değerlendirmek istemiyoruz. Biz ilk film veya ikinci film o önemli değil. Bizce hangisi en iyisi ise onu alıyoruz. Bazen Godfather'da olduğu gibi 1, 2, 3 hepsi girebiliyor. Hepsi girebiliyor ama genelde tabii şu seri filmlerde şu algı var abi. Genelde ilk filmler her zaman biraz daha ağır basıyor tabii. Biraz daha ağır gösteriyor. Peki 13 numaraya geldik. 13 numaramız yine bir ustanın, Stephen King'in bir romanından uyarlama. Carrie, çok iyi oyunculuklar var. Kesinlikle öyle. Sissy Spacek, John Travolta. Ki John Travolta'nın bayağı tıfıl hali herhalde. Kesinlikle öyle. Abi kim der John Travolta'nın böyle bir filmde oynadığını? Aynen. Ben tahmin ediyorum ki genç arkadaşlarımızın çoğu John Travolta'nın böyle bir filmi olduğunu dahi bilmiyordur. Doğrudur. Önemli bir film. Önemli bir gerilim korku. Tabii evet. Stephen King var abi en nihayetinde işin ucunda. İşin ucunda. Çok fazla anlatmaya gerek yok. Tabii yönetmen abi Brian De Palma. Brian De Palma tabii çok önemli yönetmen. Yani adam çok enteresan. Ne çekse güzel çekiyor. Kesinlikle savaş çekiyor, öyle. Güzel çekiyor. Korku çekiyor, güzel çekiyor. Dolayısıyla Carrie listenin 13 numarasında. Abi muhteşem de bir cover'ı var. Evet. Muhteşem de bir cover'ı var. Evet. Peki geldik 12 numaraya. 12 numara benim 80'li yıllarda seyrettiğim, bu video akımının ilk çıktığı dönemlerde seyrettiğim bir Steven Spielberg filmi. Adam her şeyi yapanlardan bir tanesi o da. Korku da yapmış ve çok çok iyi yapmış. Ve video yani o VHS Betamax döneminin en fazla
iş yapan, en fazla kiralanan videolarından bir tanesi Poltergeist. Daha sonra bunun da bildiğim kadarıyla... Film yine abi bir seri aslında. Seri içeriyor. Ama tabii ki ilk filmin yeri çok başka. Yıl 1982'ye gidiyoruz. Evet. Şöyle bir ufak bir detay var abi. Filmde oynayan küçük kız abi 88 yılında bir hastalık sonucunda vefat ediyor. Evet. Dolayısıyla bu vefattan sonra filmin bir lanetli olduğu söyleniyor. Tabii filmde o kızın ablasını oynayanın da farklı bir projede tekrar hayatını kaybettiğini biliyoruz. Evet. Dolayısıyla film aslında baştan aşağı bir... Biraz evet, arıza. Bir lanetlenmiş havası var. Bir arıza var. Koleksiyonerler filmde arasında. Ama tabii Spielberg'ün bu da efsane film yapımlarından bir tanesi. Aynen. Peki geldik 11 numaraya. 11 numarada ise benim çok 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 sevdiğim bir film var. Zannediyorum 1968'ler mi? 68 abi. Roman Polanski. Roman Polanski. Rosemary'nin Bebeği. Bu benim de arşivimin böyle en sevdiğim yerlerinden birinde duran, çok severek izlediğim bir film. Şimdi videonun çekmeye başlamadan aramızda sohbet ediyorduk. Zamansız bir film. Yani Mia Farrow başrolde. Film 68 yılının filmi ama 68 yılının filmini seyrediyorsunuz ama hiç o yılların filmi gibi değil. Yani içine hemen giriyorsunuz ve ciddi bir gerilim söz konusu. Abi bir roman uyarlamasıdır biliyorsunuz. Doğrudur. İfade ettiğin gibi 1968 yılında çekildi. Ve dönemin kült yapımlarından bir tanesi. Aynen öyle. Tabi Polanski'nin tarzı, tavrı, teknikleri çok daha farklı. Şüphesiz tabii. İyi yönetmen. Evet, yani iyi bir yönetmen. Farklı da bir konusu var. Dolayısıyla listemizde yer almayı fazlasıyla hak etti. Evet, listemizin 11 numarası. Yani nereye geldik şimdi? İlk 10. İlk 10'a geldik, evet. İlk 10'un 10. sırasındayız. Bu da benim çok sevdiğim bir film ve tarihi Beyoğlu Emek Sineması'nda ilk izlediğim bir film. The Omen. Bunun Türkçe ismi Kehanet mi? Evet, öyle Kehanet bir şey galiba. Çekti. Meşhur abi 666. Evet, 666. Gregory Peck başrolünde. Lee Remick, ki o zaman Lee Remick'in televizyon dizileri vardı. Çok popüler bir artistti. Şeytan temalı bir film aslında abi. Evet. Yıl 1976. Evet. İfade ettiğin gibi abi zaten Gregory Peck başrolde, ciddi bir yapım. Daha sonra bunun da 2 ve 3 numaraları çekildi. Hani ben kendi arşivime aldım ama Omen sıralamaya ilk filmi ilk 10'umuzda, 10 numaramız yer aldı. Şimdi geldik 9 numaraya. 9 numara tabii herkesin çok yakinen tanıdığı Jason abi. Yani 13. Cuma. Evet abi. 13. Cuma. Bu tabii korku filmi severlerin aslında hepsinin yakinen bildiği bir film serisi. Ve bir serisi, evet abi. Yıl 1980. Birçok ilk filmden sonra serisi devam etti. Birçok remake yapıldı hatta son yıllarda. Aynen. Ama tabii ki bunun da yeri çok daha farklı. Bir kült ister istemez abi. Tabii. Bunun şimdi biliyorsunuz bizim videolarda figür de tanıtıyoruz. Mesela figürleri de çıktı. Kesinlikle artık. Kesinlikle öyle. Jason abinin. Az bütçeyle yüksek gelir elde eden bir gişesi olmuştu abi bu filmin. İzleyenler zaten yakinen bilecektir. Evet. Ve bu arada yine bir maske. Evet. Yine bir maske. Evet. Evet. Bir maske temalı filmlerden bir tanesi. Aynen. Geldik 8 numaramıza. 8 numaramız da aslında 13. Cuma'ya yakın bir film. Yine bir Wes Craven ustanın yaptığı bir film. Çıktığı sene gerçekten çok iyi gişe yapıp gerçekten herkesi gerim gerim geren bir film. Elm Sokağı Kabusu, A Nightmare on Elm Street. Freddy Krueger. Freddy Krueger, evet. Tırnak 50. Tırnak 50. Enteresan makyajlı, yine bir maskeli. Evet. Freddy Krueger'ın abi maskesinin ve makyajının yapılması 3 saat sürüyormuş. Böyle bir bilgi var elimizde. Filmle alakalı tabii Johnny Depp'in ilk filmi. Böyle bir bilgi var elimizde. Yine serisi çok fazla var. 7 tane çekildi. Evet, bu bayağı bir çekildi. Ama ben tabii bunun ilk filminin yeri tamamen farklı. Tabii çok daha farklı. Yine kült yapımlardan biri ve hala tazeliğini ilk gün gibi koruyor. Aynen, aynen. Elimizde DVD baskısı tabii mevcut. Saga ve 2 diskli. Peki geldik 7 numaraya. 7 numarada korku filmleri severler için bir kült film. Evil Dead. Evil Dead de hakikaten yani biz kime sorduysak Kadıköy Film Kulübü üyelerinden her kişinin listesinde yer aldı. Her kişinin listesinde Evil Dead vardı. Evil Dead tabii Sam Raimi'nin abi bir hatta bir yapıma. Üyemiz getirdi bize evet, bunu. Özellikle Blu-ray baskısını. Blu-ray baskısı ambalajını dahi açmamış ama bizim bu çekimi yapabilmemiz için getirdi sağ olsun. Aynen öyle. Başrolde Bruce Campbell abi mevcut. Evet. 1984 yılında çekildi. Çok fazla zaten ifade etmeye gerek yok. Ciddi korkulardan bir tanesidir yine. Evet. Geldik 6 numaraya. 6 numarada yine büyük Hitchcock usta var. Hitchcock var. Onun unutulmaz filmi Psycho, Sapık.
Evet. Bunu yani Alfred Hitchcock seven veya korku filmi seven herkesin izlediği bir film. Kesinlikle. Film siyah beyaz abi. Film siyah beyaz. Siyah Anthony beyaz. Perkins başrolde. Kesinlikle öyle. Tabii Alfred Hitchcock sineması çok farklı bir sinema abi. Çok farklı bir gerilim ustası. Aynen. Konuları farklı anlatıp farklı hikayelerle bütünleyen bir yönetmen. Sapık mutlaka korku severlerin listesinde olması gereken ve aslında tüm sinema severlerin izlemesi gereken filmlerden aynen. bir tanesi. Aynen. Evet, şaka maka. Bayağı ilerliyoruz ilk abi. İlk 5'e geldik. Hemen hemen sinema tarihindeki tüm kültler, kült yapımlardan evet. bahsettik. Ama tabii giderek heyecanlanıyor liste. Evet, şimdi ilk 5'te 5 numarada öyle bir film var ki ya, John Carpenter ve benim en sevdiğim John Carpenter filmi In the Mouth of Madness, Çılgınlığın Ötesi galiba değil evet, mi? Evet, Çılgınlığın Ötesi'nde şeyi. Sam Neill başrollerde. Doğru, doğru. Tabii John Carpenter abi bir korku ustası ister istemez ve kendisinin kariyerinin en iyi filmi olarak çoğu arşivci ve çoğu kesim bu şekilde adlandırıyor. Evet. Çılgının Ötesi'nde son zamanlarda da zaten ancak iyi bir kitap üzerinden yapıldığıyla alakalı da çok bilgi var. Ama gerçekten bu da arşivde olması gereken filmlerden bir tanesi. Peki, geldik 4 numaramıza. Şimdi 4 numaramız da yine son dönemlerde çok popüler olan bir film. Korku Seansı, Conjuring. Bu da hakikaten biraz böyle gerim gerim geren. Tabii ki. Bir seri, film. Seri aslında yine. Seri film statüsünde. Tabii biz yine ilk filmine yer verdik. Aynen. Aslında biraz sansasyonel bir film abi bu. Evet. İzleyenler mutlaka biliyorlardır. Bir kesim tarafından yine şimdiye kadar yapılmış en korkunç film olarak nitelendirilmekte. Evet. Ama bunun da mesela ortak özelliği bizim üyelerin hepsinin listesinde vardı. Tabii. Conjuring. Şöyle bir özelliği var abi Conjuring'in. Gerçek vaka dosyalarından esinlenerek çekilmiş bir film. Aynen. Dolayısıyla ilgiyi fazlasıyla hak etti ve bu listeye de kesinlikle girmeliydi. Biz de girdirdik abi. Peki. Evet sevgili dostlar, geldik ilk üçe. Ben de heyecanlıyım. 3 numaramız yine Beyoğlu Emek Sineması'nda izlediğim. Süper. Bir film, Dario Argento'nun Suspiria'sı. Dario Argento İtalyan ve müthiş bir korku sinema yönetmeni. Kesinlikle öyle. Suspiria da abi yine mağazamızın en çok satan filmlerinden bir tanesi. Doğrudur. Genç koleksiyoner dostlar olsun, belli bir yaşın üstündeki koleksiyoner dostlar olsun her zaman ilgiyle takip eder ve ilgiyle arşivine katmak isteyen filmlerden bir tanesi. Bu da bir korku başyapıtı olarak geçiyor abi. Aynen. Dario Argento. Bu da zamansız bir film. Zamansız yani. Film tabii ki. Bakın bunun... şöyle bir ifade var abi filmin üstünde, onu okumak isterim. Bu filmin son 12 dakikasından daha korkunç bir şey varsa o da ilk 12 dakikasıdır. Doğrudur. Doğrudur. Yani böyle bir yazı var. İddialı bir film. Bunun da yeni çevrimi oldu galiba. Yeni çevrimi oldu ama tabii ki ilk filmin yani, yeri çok bunun, çok farklı. Bunun yeri başka. Çok çok farklı. Peki. İzlemelisiniz mutlaka. Evet. 3 numaramız Suspiria yani kısaca. 2 numarada aslında benim 1 numaram ama işte biz gelen oyları tasnif ettiğimiz için üyelerimizden orada 2 numara oldu ama benim 1 numaram. Çünkü niye? En sevdiğim yazar Stephen King, en sevdiğim yönetmen Stanley Kubrick, çok sevdiğim aktör Jack Nicholson. Dolayısıyla The Shining. The Shining evet abi. Cinnet diye çevrildi. Cinnet diye çevrildi. Bana sorarsanız inanılmaz bir gerilim, inanılmaz bir korku. Hepsi var içinde. Shining'le alakalı çok şey söylenebilir abi. Yani sabaha kadar Shining'le ilgili konuşabiliriz. Filmin sonundan bahsedebiliriz. Evet. Kamera tekniklerinden bahsedebiliriz. Jack Nicholson'ın giydiği kıyafetten, taktığı kravatının aslında neler ifade ettiğinden çok şey bahsedebiliriz. Yani, yerdeki halıdan. Halıdan. Ya Stanley Kubrick işte meşhur bir baltayla kapı kırma sahnesi var. Kesinlikle 60-70 kere tekrarlatmış Jack Nicholson'a. 60-70 kere kırmış adam belki kapıyı. Belki de o psikolojiye erişmesi için abi. Evet yani anlatabildim mi? Dolayısıyla. Kubrick çok enteresan bir adam. Hatta Jack Nicholson şaka yollu diyor ki bir ara baltayı kafasına vurasım geldi diyor. Yani çok güzel bir film. Yani bir korku filmi ama aslında destansı işlenmiş. Evet, çok güzel bir film. Korkunun haricinde de koleksiyonerlerin ilk 15'inde, ilk 20'sinde olan bir film. Bizim de keza olan öyle. İlk 10'unda mutlaka tabii. vardır abi. The Shining önemli bir film. Bire mi geldik abi? Bir numaraya. Güzel gittik. Vallahi bir numara. Yani süper. Shining'le bir numaramız böyle kafa kafaya bir o geçti, bir o geçti, bir o geçti. Yarış, ciddi bir yarış içerisindeydi evet, abi. Evet, aynen öyle. Ve sonunda bir numara The Exorcist, Şeytan. Şeytan. Ve evet. hemen abi şöyle arkasını çevirelim. Şu sahne her şeyi ifade edecek zaten. Evet. Biliyorsun abi biz Türkler olarak da bunun bir benzerini çektik. Çektik. Yani sonra devam filmleri de devam çekildi. Devam filmleri de çekildi. 2, 3, 4 mevcut. Aynen. Ama ilk The Exorcist işte
Yani başka bir film tabii. Farklı bir konu, farklı aynen, bir film. Aynen. Birinci olmayı fazlasıyla hak ediyor. Canım, yani çok iyi oyunculuklar var. Max von Sydow var işte. Çok çok güzel bir film. Biz bayağı tereddüt ettik ama dediğim gibi Allah'tan bizim üyeler çeşitli listeler yolluyorlar. Biz de o listeleri kendi içinde tasnif ediyoruz. Değerlendirdikten sonra. Kafa kafaya gittiler. En sonunda Exorcist. Şeytan birinciliği aldı. Evet. Yani ne derler hani foto finish. Evet evet. Burun farkıyla derler abi. Exorcist birinci oldu. Ya şimdi abi şöyle masaya baktığımda evet aslında bugün korku gerilim sinemasını işliyoruz. Evet. Fakat birçok kişinin de aslında ilk 10'unda ilk 20'sinde yer alan birçok filme aslında değindik. Ya gayet tabii şimdi öyle bir şey var ki biz zaten Çağatay'la onu konuştuk. Yani dediğim gibi mesela Ridley Scott'ın Alien var. Çok çok iyi bir film. Teşekkürler. John Carpenter'ın The Thing var. Çok çok iyi bir film. Keza yani, Fly var. Sinek. Fly var. Yani ama bu filmlerin bazıları dediğimiz gibi bilim kurguya kaçıyor. Bazı üyelerimizden de mesela Jaws geldi. Evet. Evet. Ama biz biraz tabii ki bazılarını eliyoruz. Yani eliyoruz derken yine tasnif ediyoruz. Belirli oyun üstüne çıkanları 15'e oluşturuyoruz. Kesinlikle öyle. Yani bahsedeceğimiz bunun haricinde bir sürü film var. Yani Salem Slot var mesela. O da çok önemli bir film. Ama onun da maalesef DVD'si yok. Yine Stephen King'in abi birçok filmi var. Christine var. Birçok film mesela aklıma ilk gelen. Tabii. Dreamcatcher var. Christine var. It var. Dolayısıyla yani dolayısıyla çok var. Ama biz dediğim gibi bugün bu 15'i işledik. Umarım hoşça vakit geçirmişsinizdir. Korku sineması abi gün geçtikçe sürekli ilgi gören bir tür. Aynen ve dolayısıyla öyle. Son zamanlarda çok ciddi anlamda korku filmi yapılıyor. Aynen öyle. Yapılmaya da devam edecek. Zaten bizim mağazada da herhalde en fazla korku satılanlardan. Yani bizim mağazamızın kalem da, olarak. Mağazamızın da en çok tercih edenler ve ilgi gören rafı korku rafı. Aynen öyle. Bu da bir gerçek ister istemez. Dolayısıyla biz bundan çok memnunuz. Bu konuyu işlediğimiz için de çok keyif aldık. Aynen öyle. Ayağınıza sağlık abi. Teşekkür ederim. Peki dostlar, biz keyif aldık size bunları seçerken, yaparken. Hazırlığı daha keyifli, emin olun. Kesinlikle öyle. Hangisi birinci olacak heyecanı var. Dolayısıyla çok da keyif aldık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Yani işte beğeni butonu, abonelik falan gibi. Yorum. Yorum. Destek olursanız seviniriz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Filmle kalın.